الحمد لله الذي علم بالقلم صلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Taharetten bahsediyor. Temiz olan اَلْيَوْمُ اُحُلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, neler Müslümanlara helal kılındı onlardan bahsetti. Yiyeceklerine helal olanlarından bahsetti. Şimdi de bedenlerimizi temizlememiz gerekir. Madem ki namaz اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, fuhşiyattan, münkerden alıkoyuyor, engelliyor. Kabul olduğunu da fuhşiyat ve münkerden uzaklaşıyorsak o zaman anlıyorduk. Ölçü buydu, mikyas buydu. Namaz madem ki ruhumuzu temizliyor, o halde namaza hazırlanırken bedende de bir temizlik yapmalı ki zarfla mazruf birbirine uyum arz etsin. İşte abdest, ruhunu temizlemeye hazırlanan Müslümanın bedenini de, mazrufunu temizlemeye hazırlanan Müslümanın zarfını da temizleme ameliyesidir. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati fagsilû vucûhekum ve eydiyekum ilal merâfik. Ya eyyühellezine amenu, sadece Müslümanlara mahsus bir hitap bu. İzâ kumtum ilas salati. Hani Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mukavkıs'a ve diğerlerine mektuplar gönderiyor, davet mektupları gönderiyordu. O gönderdiği davet mektuplarında hangi ayet-i kerime vardı? Bizans'a gönderdiği mektubun içerisinde ya ehlel kitabi taalev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum ella na'bude illallah. İbn Hazm bu mektuptaki ayetten, ayet-i kerimeden hareketle ne diyordu? Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e tutulabilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bu mektubun içerisine bu ayeti soktu. Peki abdest madem ki namaz için, Kur'an-ı Kerim için bir şarttır, yani bunları yerine getirmek için namazın şartıdır, o halde bu Müslümanlarla alakalı bir hitaptır. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati ev izâ arattum kıraetel Kur'an. Bu Müslümanlara ait bir emirdir. Bu bağlamda değerlendirmek lazım. Dolayısıyla böyle istidlal yerinde bir istidlal, doğru bir istidlal değildir İbn Hazm'ın yaptığı. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati. Kumtum yani arattum. Arattum ilas salati. Buradaki fiil, kâme fiili, iradenin nesidir? Neticesidir. Yani sebep-müsebbep ilişkisi var. Sebep nedir? İradedir. Netice kıyamdır. Namaza kaim olmak, Allah Teala'nın huzurunda olmaktır. Dolayısıyla burada müsebbebi zikrediyor. Asıl sebeptir. Yani namaz kılmayı murad ettiğiniz zaman abdest alın. Yoksa kalktığınız zaman buraya geldiniz. Artık burada abdesti olmanız gerekir. Burada müsebbebi zikrediyor. Tabi oradan siz sebebi anlıyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati. Peki fakat kalktığınız zaman, namaz kılmayı murad ettiğiniz zaman ve entum muhdisûne, abdestsiz olduğunuzda abdest alıyorsunuz. Abdestsiz olduğunuzda. İza kumtum ila salati fagsilu vucuhekum, vucuhekum yüzünüzü, yüz yöneldiğiniz zaman bir tarafa muvacehe, ne kadar yer görüyorlarsa oraya yüz diyoruz. Dolayısıyla o kadar bir yeri yıkıyoruz. Fagsilu vucuhekum, tabi fıkıhta işte saç başlangıcından çenenizin altına kadar o tarif malumunuz. Fagsilu vucuhekum ve eydiyekum ilel merafik. Ellerinizi mirfeklere kadar, dirseklere kadar yıkıyorsunuz. İla intiha bildiriyor. İla intiha bildiriyor. Gaye bildiriyor. Gaye mugayyaya dahil midir? Gayenin mugayyaya, yani şimdi ilel merafik, dirseğe kadar. Burası gaye.
Peki gaye mugayyaya, yani yıkanacak yere dahil midir? Onu dahil olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Delilden anlayacaksınız. Varsa bir delil sokacaksınız. Yani gayeyi mugayyaya sokacaksınız, yoksa hariçte bırakacaksınız. Ayet-i kerimede etimmus siyame ilel-leyli, geceye kadar o oruca devam ediniz. Eğer ila mugayyaya dahil olsa visal orucu olur, gecede oruç tutmak olur. Yani halbuki ila geceye kadar geliyorsunuz, geceyi bırakıyorsunuz. Yani o gayeyi, geceyi mugayyaya oruç tuttuğunuz o günün içine almıyorsunuz. Peki eğer bir delil varsa o durumda gayeyi mugayyaya alıyorsunuz. Adam diyor ki hafiztul Kur'ane min evvelihi ila ahiri. Kur'an-ı Hakimi başından sonuna kadar ezberledim. Peki adamın bu ifadeyle, bu cümleyle amacı nedir? Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledim. Onu amacından, ibaredeki o maksattan, konuşan kişinin maksadından anlıyoruz ki bu Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi, bunu söylüyor, bunu kastediyor. Burada gaye mugayyaya dahildir, yani Nas suresinde ezberlemiş oluyor, bu oraya kadar değil. Veya Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa, Mescid-i Aksa'ya kadar. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isrası Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa dahil mi? O da dahil. Çünkü orada namaz kıldırıyor. Yani harici unsurlardan, maksattan, karinelerden hareketle acaba o gaye mugayyaya dahil midir, onu çıkarıyoruz. Peki şimdi sünnetten çıkarıyoruz diyen alimler var. Mirfek dahil mi değil mi? Burada pek zahir değil diyenler var. Fakat İmam Merginani'ye göre hatırlarsanız veya aynı işte şarihler, Hanefi fukahası bu konudaki mutalalarını serdederken ne diyorlardı? Yed dediğiniz zaman ipte kadar, yani koltuğunuzun altına kadar olan yer eldir. Şu kadar yer eldir. Dolayısıyla ilk başta emir eğer ilel merafik olmasaydı fagsilu vucuhekum ve eydiyekum, eydiyekum mutlak olarak zikretmiş olsaydı buraya kadar ellerinizi yıkayacaktınız. Dolayısıyla ilel merafik deyince buradan aşağıya geliyorsunuz. Bu durumda dirseğe kadar geliyorsunuz. Dirsek yıkanacak yerde kalıyor. Çünkü el buraya kadar olan organın adı değil, buraya kadar olan organın adıdır. Fagsilu vucuhekum ve eydiyekum. Aynı şey ayak için, ricil için de gerekli. O da onun içine ne dahildir? Fahiz dediğimiz o uyluklar da onun içine dahildir. Buradan aşağıya doğru Kâb'a iniyorsunuz. Yani o çıkındı kemiğine. Dolayısıyla kabınız da yıkanacak yerde kalıyor. Fagsilu vucuhekum ve eydiyekum ilel merafik. Dirseklere kadar dediğimizde buradan dirseklere kadar, dolayısıyla aşağıya inince dirsekler yıkanacak yerde kalıyorlar. Ya da ma'al merafik. Vamsahu bi ru'usikum, başınızı meshediyorsunuz. İmam Şafii'ye göre buradaki ba ilsak anlamındadır. Yani o saçın bir kısmına dokunursanız mesederken kafidir. İmam Malik Ahmet bin Hanbel'e göre istihab mes vardır. Buradaki ba zaittir. Dolayısıyla başınızın tamamını mesedeceksiniz. Hanefilere göre ise Mughire bin Şube hadisiyle Hanefiler amel ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ete subadete kavmin fabale ve tevadda ve mesaha nasiyete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte oraya geliyorlar, defi hacette efendim bevle diyorlar, sonra abdest alıyorlar. Abdeste de Mughire'nin hadisinde radıyallahu anh perçemini sallallahu aleyhi ve sellem meshediyorlar ki o da başın dörtte birine tekabül eder. Onun için Hanefiler mesle başın dörtte birini söylüyorlar. Ebu Hanife rahimullah. Yani hadisle vemsahu bi ru'usikum hadisle istidlal ediyorlar. Ama Hanefilerde de
İstihab, mes, müstehaptır. Değil mi? Nasıl yapıyorduk? Şu üç tane parmağınız, şunları alıyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz şöyle geriye. Sonra yani bir elin bir tarafını sadece mesle bir defa kullanıyorsunuz. İki defa kullanmıyorsunuz. Müstahmel olmasın diye. Buradan böyle gittiniz. Sonra böyle geriye geldiniz, geriye geldiniz. Efendim kulaklarınızı meshederken de innemel udunani minar ra'si buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kulaklar baştan. Dolayısıyla yani kulağın baştan olduğunu herkes biliyor. Peki Efendimiz bununla neye işaret ediyor? Aynı suyla kulaklarınızda meshedin. Dolayısıyla bu parmaklarınızla da kulaklarınızı böyle mes ediyorsunuz. Peki sadece bu mesle alakalı, başı mesle alakalı Maliki ve Hanbelilerde istihab mes var. Malikilerde istihab var da Hanbelilerin bir görüşü de öyledir. Ama kadınsa diyor İmam Malik, kadının başını açması yani tamamını her defasında böyle istihab mes yapması zordur. Ayşe radıyallahu anhadan da öyle bir rivayet var. Dolayısıyla başının bir tarafını meshederse kafidir, yeterlidir diyor. Vemsahu bi ru'usikum ve erculekum ilel Kabe'in. Kaba kadar da ayaklarınızı yıkayınız. Ayakları yıkayınız. Peki vemsahu bi ru'usikum, eğer bunu bi ru'usikum'a atfederseniz mecrur olur ama buna cerul civar diyoruz, değil mi? Cerul civar diyoruz. Yani bi ru'usikum ve erculikum ilel Kabe'ini. Efendim bu önceki kelime mecrur olduğundan mecrur olur. Yoksa amilleri aynı değildir. Eğer amilleri aynı olursa o durumda ne olurdu? Vercülüküm, ayakları da mesedin olurdu ki Şia öyle diyor. Şialar, onlar ayaklarını mesediyorlar. Buna atfediyorlar. Peki Hasan Basri rahimehullah 70 sahabi gördüm diyor. 70 sahabi, onlar mesleri üzerine meshediyorlardı. Bu ibare nerede var? Aynı zamanda akaid kitaplarında da var. Şerul akaidde var. Bazılar mübtediler diyorlar ki yani bir akide kitabında elmes alel huffeyn, bunun ne alakası var? Neden bunu aldı Taftazani akide kitabının içerisine bunu koydu? Çünkü bunu neden koyuyor? 70 sahabi rivayet ediyor. 70 sahabide gördüm diyor. Onlar ayak kabıları mesleri üzerine meshediyorlardı. Çıplak ayak üzerine meshetmiyorlardı. Yani Hasan Basri'nin bu mutalası, bu müşahadesi Şia'nın çıplak ayak üzerine yaptığı mesin batıl olduğunu anlatıyor. Peki mütevatir bir hadisi inkar etmek de adamı küfre götürür. Onun için İmam Taftazani rahimullah bunu akide kitabına alıyor. Yani o noktaya dikkat çekmek için. Peki Şia'nın burada bu ayet-i kerimeyle istidlal etmesine imkan var mıdır? Efendim yoktur. Peki o halde neden mesten sonra, baştan sonra ve erculeküm, erculeküm bunu getirmiştir Cenab-ı Hak? Abdest alırken en fazla suyu nerede harcar? Abdest alan kişi ayağında harcar. Çünkü oraya geldiği zaman orada suyu döker ya da ayağınızı koyduğunuz zaman şimdi abdest aldığınız yere orada açarsınız, daha fazla ayağınızla meşgul olursunuz. Önceden de oraya dökülürdü abdest alırken. Burada ise vemsahû bi ru'ûsikum, hemen abdeste en az su harcadığınız yer başınız. Mesederken orada harcıyorsunuz. Hemen ondan sonra ayağı getiriyor ki yani oradan oraya geçiş yapıyorsunuz, orada tefekkür edin. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inde ma'in carin, yani akan bir suyun kenarında bile olsan orada bile suyu israf etme buyurmuşlardı. Yani orada nehirde bile abdest alıyorsun. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gusül ve abdestini bize rivayet ederken bir sağ su ile bir sağ yani 3 litre 333 gram o kadar suyla efendim bir müt, bir sağ bir müt, o kadarla hem abdest alıyorlar hem gusül abdesti alıyorlardı. İşte ona işaret ediyor. Belki biz bir sağdan daha fazla bugün muslukta abdest alırken su harcıyoruz.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sağ su ile gusül abdesti alıyorlardı. Ona işaret ediyor. Sonra Kur'an-ı Hakim bir talim terbiye kitabı. Bize öğretiyor. Neyi nasıl yapacaksınız? İmam Şafii'ye göre abdestin farzları kaç? 6 tane. Bir tanesi de nedir? Tertiptir. İşte burada tertip var. İmam Şafii rahimeullah tertibi buradan çıkarıyor. Yani madem ki diyor türaz, efendim tevarüs, Efendimiz Aleyhisselam'la ashab-ı kiramdan gelen tevarüs, abdeste hep bu şekildedir. Ayaklar yıkanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ayağında kuruluk gördüğü zaman sahabinin ne buyurmuşlardı? Veylül lil a'kabi minennâh. Madem ki ayaktaki azıcık bir kuruluktan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemle tehdit ediyorsa, yıkanmayan bir ayağın halini düşünün. Peki sahabe, sahabeden sonraki kuşaklara abdesti bu şekilde anlatıyorlar. Yani bir tevarüs var. Hazreti Osman'ın abdest rivayeti var vesaire diğer rivayetlerde. Ayaklar yıkanıyor. Peki madem ki bu kadar kurulukta böyle bir tehdit varsa yıkanmamış hali düşünün. Yıkanmayan ayak, çıplak ayağın üzerine şu anın yaptığı gibi o mesli düşünün ki burada zinhar, yani sureti kat'iyede onlara delil çıkmaz. Uygulama var. Yani fiili olarak ashab-ı kiramın tamamından bu şekilde görülmüş, alınmış, sonraki kuşaklara bu şekilde aktarılmış, taşınmış. Efendim, yani burada tertip var. İmam Şafii de işte o tertibin farz, kendi ıslahına göre vacip olduğunu buradan çıkarıyor. Peki mecrur kıraat, mecrur kıraat nedir dedik? Derül civardır. Öncesi, yani şöyle okuyanlar, kariler: Vemsahû birûsikum ve ercülikum ve ercülikum ma kabli, mecrur olduğundan dolayı mecrur olmuştur. Peki böyle var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Ne var mesela? Hemen başında var. Kariler okuyorlar. Ne diyorlar? Elhamdülillahi rabbil alemin. O sonraki lam, lillahi'deki lam mecrur olduğundan mücaveret, yani komşuluktan dolayı elhamdülillahi diye okuyorlar. Neden? Halbuki elhamdu müptedadır. Merfu olması gerekir. Lam mecrur olduğundan sonrası ona uygunluk arz etsin diye onu da mecrur okuyorlar. Elhamdülillahi diye. Başka bir sürü var. Peki Arap böyle kullanmış mı? Meşhur kaide. Yani meşhur misal, şahit yani. Kaide değil, şahit. Neydi o? Cuhru dabbin haribin. Cuhru dabbin haribin. Şimdi haribun olması gerekir. Haber. Haber merfu olacak. Peki haribin geliyor. Neden? Muzafun ileyh mecrur olduğundan ona uygunluk arz etsin diye. Cuhru dabbin haribin. Dabbin muzafun ileyh mecrur. Merfu olması gereken haber de muzafun ileyhe uygunluk arz etsin diye o da haribin şeklinde geliyor. Hakikat o merfu olması gerekir, haberdir. Orada ne diyordu Şerhul Katır'da? Kad yu'hadul caru bi jurmil car. Şerhu Katır'ın nedada, yani onun şerhinde. Kad yu'hadul caru bi jurmil car. Yani komşu komşudan böyle etkilenir. İşte İrab'da da etkileniyor. Kur'an-ı Kerim'de onun kıraatinde de var. O halde biz bu ayet-i kerimenin ve ercülüküm kıraatini alsak da yine bu vemsahû bunun amilidir göstermez. Ona delalet etmez, ona işaret etmez, ona işaret etmez. Tıpkı cuhru dabbin haribin okuduğun zaman haribinin haber olmasına engel, mani teşkil etmediği gibi. Efendim, sureti kat'iyede, yani buradan daha başka delilleri de buraya getirirsiniz, derc edersiniz. Bütün bunların ötesinde sadr-ı İslam'dan bu şekilde tevarüs etmiş. Diyeceksiniz ki abdestle alakalı neden onlarca, yüzlerce hadis yok? Yani Müslümanlar sürekli günde kaç defa abdest alıyorlar?
abdestin nasıl alındığı, ayağın nasıl yıkandığına, yıkanacağına dair. Neden yok? Çünkü malumu ilam olurdu. Yani siz kürsüye çıktığınız zaman insanlara bildiklerini anlatırsanız onlar gelmezler. Abdesti Efendimiz aleyhissalatü vesselam aldılar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ondan gördüler, aldılar. Sonra kuşaklara aktardılar. Dolayısıyla şimdi bir evde, Müslüman evinde 7 yaşında çocuğa abdest nasıl alınır derseniz o bilir. Abdesti bilir. Yani eğer babası, annesi abdest alıyorsa, yanında çağırdılarsa, işte bak seyret dedilerse, peki durup da şimdi çocuğa sürekli abdeste aynı şeyleri anlatmak malumu ilam olacaktır. Yani ihtiyaç olmadığından dolayı abdeste, mesela Hazreti Osman rivayeti var. Sahihan'da var Hazreti Osman abdest rivayeti. Peki Hazreti Osman radıyallahu anh neden abdesti çağırıyor, gelin abdest alayım görün diyor. Geliyor Mescid-i Nebevi'ye, dışarıda bir şadırvan var. Orada abdest alıyorlar. Yeni Müslüman olanlar var, abdesti yanlış alıyorlar. Yanlış aldıklarını gördüğünden Hazreti Osman radıyallahu anh abdest alıyor. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselamın abdesti de böyleydi buyuruyorlar. Efendim ama maalesef ki bu İbn-i Sebe işte Müslümanları iva ediyor. Farklı hususlarda Şia'yı Kur'an ve sünnetin dışına çıkarıyor. Çıkardığı alanlardan bir tanesi de budur. Halbuki burada gördüğünüz gibi tertip var. Yani ve ercu lekumdur. Dolayısıyla eğer burada Cenab-ı Hak tertibe riayet etmemiş olsaydı fagsilu vucuhekum ve eydiyekum ve erculekum şeklinde gelecekti. Yani erculekumun amili de fagsiludur. Ayaklarınızı da yıkayın. İlel Kabe'ni Kabe kadar. İşte buradan aşağıya doğru indiğinizde Kab da yıkanacak yerde kalıyor. Kab çıkıntı demek. Kabe'ye neden Kabe deniyordu? O dağların arasındaki vadide çıkıntı olduğundan dolayı.